Pol, 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 Naapurista kuuluu se palo kantahti, jalkani pohji kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkututtuputtaputta kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot. Merhabalar, mutlu ve huzurlu bir pazar diliyoruz hepinize. Konumuz elbette yine sağlık. Bugün önce çocuğumda, son yıllarda özellikle ülkemizde hızlı bir artış gösteren otizmi ele alacağız. Otizm nedir? Bir çocuğun otistik olduğu nasıl anlaşılır? Otizme neler sebep olur? Erken teşhis ve özel eğitim, otizmli bir çocuğun yaşamında neleri değiştirir? Tüm bu soruların cevaplarını arayacağız. Ama dilerseniz önce programımızda yer alacak konu başlıklarına kısaca göz atalım. Otizmle ilgili çarpıcı gerçekler. Ülkemizde her 150 çocuktan biri otizmli. Erkek çocukların otistik olma olasılığı kız çocuklara göre neden daha yüksek? Bir çocuğun otistik olduğu nasıl anlaşılır? Bilinçli eğitim, otizmli çocuğun hayatında neleri değiştirir? Otizmli bir çocuğun ilerleyen yaşlarda normal bir hayat sürmesi mümkün mü? Otizmle ilgili her şey önce çocuğumda. Otistik çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Topluma nasıl kazandırılmalı? Otistik çocuğun eğitiminde ailenin rolü az sonra. Otizmli çocuğun eğitiminde altın yıllar. 0 ile 6 yaş dönemi nasıl değerlendirilmeli? Bilinçli eğitim, otizmli çocuğun hayatında neleri değiştirir? Otizmli bir çocuğun ilerleyen yaşlarda normal bir hayat sürmesi mümkün mü? Az sonra. Evet, konumuz otizm ve stüdyomuzda konuyla ilgili bilgilerine başvuracağımız çok değerli konuklarımız var. Hemen onları tanıtmak istiyorum size. Hemen yanımda çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Saltuk Dönmez, Tohum Vakfı Direktörü Profesör Doktor Bünyamin Birkan ve bir baba var yanımızda, çocuğunun hikayesini dinleyeceğimiz bir baba, Yücel Bey, değil mi Yücel Kaymaz? Hoş geldiniz. Hoş. Evet, ben öncelikle otizmle başlamak istiyorum. Otizm nedir? Nasıl anlaşılır? Saltuk Bey, sizden başlayalım isterseniz. Yani temel olarak otizmi tabii ki bir toplumsallaşabilme sorunu olarak görüyoruz. Çünkü insan diğer hayvanlardan farklı olarak toplumsal bir varlık olabilme özelliğiyle gelişmiş ve öne çıkmış bir canlı. Otizm de aslında bu toplumsal ve ruhsal gelişimde ortaya çıkan problemle ilgili bir duruma, bir ruhsal sıkıntıya verilen genel bir isim olarak adlandırabiliriz. Ama tabii ki hani otizm özellikle son yıllarda çok daha bir genel bir tabir haline geldi. Ama aslında çok çeşitlilik içeren ve çocuğun özellikle erken dönemden itibaren toplumsallaşabilme, dile girme, kültüre girme ile ilgili sıkıntılara verilen genel bir tabir haline döndü. O yüzden çok değişiklik taşıyan bir durum. Çok değişken görülüyor değil mi? Değişik çok çok. Yani her, nasıl hepimiz farklı insanlarsak her çocuk da farklı, her otistik durum da farklı. Çok geniş bir yelpazede görülen bir durum. Hani çok ağır durumlardan çok hafif formlara kadar değişen... İşte, biraz daha dibine, içine baktığınız zaman her çocukta farklılıkları çok net ayırt edebildiğiniz bir durum. Ama tipik özellikleri nelerdir mesela? Dolayısıyla demin yaptığımız tariften yola çıkarsak çocuk eğer
dış dünyayla ilişki kurmasında özellikle erken dönemdeki ilişkilerden itibaren bir bozukluk varsa, örneğin işte hepimiz biliriz işte bebek küçük yaşta böyle ilk işte 2-3 ay itibariyle gözlere bakıp gülmeye başlar, şey yapar. Mesela tabii biz hani bunu o kadar erken dönemde tanımlayamıyoruz ama geri dönüp baktığımız zaman görüyoruz ki otistik durumlar gösteren çocuklar bunu çoğu yapmıyor mesela. Hani yapmadığını görüyoruz. Yani erken göz teması kurmuyorlarmış galiba. Temas kurmuyor. Hocam? Sadece göz teması değil. Yani baktınız, gülersiniz, güldüğünüzde tepki vermek falan gibi. İletişim sıkıntısı var. Ya da var. Ne bileyim, bazı bebekler böyle ağlar yatakta, şey gibi, birisi gelene kadar susmaz. Ama bazı çocuklar mesela kendi başlarına böyle ellerini seyrederler bebekler falan. Yani kendi dünyalarını şey yaparlar. Yani toplumsal diğer ilişki alanına girmektense kendi dünyalarını yaratma eğilimindedirler. Dediğim gibi bu aslında hani temel insani bir durum ama bu bir ağırlaşan, derinleşen bir durum alıyorsa, özellikle toplumsallaşma yaşının geldiği 2,5-3 yaş civarında bu artık iyicene görünür hale gelmeye başlıyor. Ve çocuklarda bir işte konuşmama, hareket etme, kendi dünyasında kalma gibi bir takım durumlar var. Çünkü işte en çok gördüğümüz, bildiğimiz başvurma nedeni de işte bu çocuk konuşmuyor ve kendi başına oyun oynamıyor aslında. Tabii ki uzun, ben hani genel bir sadece otizm açısından değil ama bir çocuğun sağlıklı ruhsal gelişiminin göstergesinin oyun olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir çocuk oyun oynayamıyorsa, oyun oynamıyorsa bir sorun var demek. Çok önemli bir şey bu, evet. Değil mi? Çok önemli, evet, bir veri diyelim. Evet, değil mi? Örneğin işte otistik çocuk oyun oynamaz, ne yapar? Arabaları sürmez ama onları böyle dizer, birbirine vurur, atar. Hani bir oyun kurgusu yoktur kendi içerisinde. Mesela bu işte 2,5 yaş, 1,5 yaş, hani bunun olmadığını görürüz. Mesela alıp o şeylerle oynayıp eğlenmek, al ver yapmak yoktur mesela. Hani, değil mi? Hani evet. Uzun işte büyüdükçe de zaten onun şey olduğunu görürüz ama yani öncelikle bir, yani sadece otizm açısından söylemiyorum ama genel olarak çocuk oyun oynayamıyorsa, oyun oynayabilen bir çocuk değilse bir sorun var demektir. Ailelerin teşhis etmesi, yani fark etmesi de herhalde çok önemli olsa gerek erken yaşta, yani bu durumu. Belki de bunu kabullenmesi, yüzleşmesi de çok önemli bir şey. O bambaşka bir süreçle ilgili çok zor bir şey ama tabii şöyle bir şey oluyor. Yani otizm başlı başına kendi yağında kavrulma durumu aslında. Hani ben toplumsallaşmadan kendi dünyası içerisinde hayatta kalmayı çabası demek lazım otizme. Şimdi çocuk özellikle çok kaotik aile yapılarında, örneğin işte çok mutsuz anne, babanın işte hayatla ilgili sorunlar, aileler karışık var. Çocuk bir tarafta aslında kendi başına büyümeye başlıyor ve çok uzun dönemde aslında gözden kaçıyor. Yani çünkü televizyonun karşısında ya da ne bileyim kendi dünyasında zaten kendi başına da çıkıyor. Hani bir sorun da yokmuş gibi görülüyor. Evet. Burada sıkıntı var herhalde, değil mi? Çocuğun ama bir sorunu yok gibi. Ama bir süre sonra 2,5 yaşına 3 yaşına geldi. Çocuk hani artık sosyal olması gerekir ve beklenen karşılanmıyor. Genelde oraya geliyor. O yüzden de belki aile içeriden göremeyebilir ama bunu sadece aile bireyleri, anne babaları açısından değil ama toplumsal olarak eğer biz misafirliğe gittik, akrabamız, çocuğumuzun işte ne bileyim teyzemizin kızı falan, yani birisinin çocuğunu gördüğünde yani bu çocuk bir ilişki kurmuyor yani. Hani bir oyun oynamıyor. Ya burada bir sıkıntı, zorluk olabilir mi acaba, birisine danışmak olur mu diye de belki biraz uyanık olmak. En çok dikkat edilmesi gereken, evet, herhalde yani, bu olmalı, evet, değil hani mi? Aileleri bu anlamda uyarmak lazım. Şey var yani, bir acaba bir dikkat etmek gerekir mi diye. Çünkü mesela aileler de hani onu ihmal ettikleri için falan insanlar kendi dünyalarında, hayatlarında bir sürü dertler olabilir ve yani onun içerisinde kalıyor olabilirler. Hani onun içerisinde kaçıyor aslında çocuk bir yerde. Kalıyor. Bu açıdan da belki şey yapmak lazım. Bir süre sonra belki beyefendi de anlatır ama bu ortaya konduğu zaman hani bir şeylerin yolunda gitmediği anda bir anda böyle zaten aileler hani panik olma durumu panik çıkıyor. Panik alıp ne yapacaklarını bilmeden zaten bir an önce o durumla baş etmeye çalışıyorlar aslında. Anlatabiliyor muyum? Hele bizim ailelerimiz değil mi? Ne kadar yani fedakar çocukları için. Bir sürü şey oluyor. O yüzden birazcık işte suçlamadan, yargılamadan evet. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir mi? Acaba birisiyle konuşmak iyi olabilir mi diye. Bence uyarmak da faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu noktada bir de biz hemen izleyicilerimize telefon numaralarımızı verelim. Belki bizi aramak ve doktorlarımıza sorular sormak isteyen izleyicilerimiz için. Telefon numaramız 0212 454 5506 0212'de 454 5507.
Twitter ve Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan twitter.com/önceçocuğum ve Facebook'tan dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Mail olarak da bize mail yoluyla soru sormak isteyen izleyicilerimiz için mail.öncecocuğum@tgrthaber.com.tr. Evet sevgili izleyiciler, şimdi programımıza işin tedavi boyutuna geleceğiz ama bir de eğitim boyutu var. Bununla ilgili Bünyamin Bey Tohum Vakfı'nın direktörü olarak stüdyomuzda. Sizin bize söyleyeceğiniz çok şey var tabii ki. Ne tür bir eğitimle, ne tür bir eğitim gerekiyor bu tür çocukların iyileşmesi? Ben aslında erken yaşlarda birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Çünkü erken fark etmek çok önemli. Biz biliyoruz ki otizmli çocuklar 12 aydan itibaren fark edilebiliyor. Bununla ilgili bir sürü çalışma var. Otizmi bir takım standart testlerle ya da tahlil, kan tahlili ve benzeri tahlillerle anlayamıyorsunuz. Otizmi çocuğun davranışlarını gözlemleyerek tanıyı koyabiliyorsunuz. Burada Sağlık Bey de çok önemli noktalara değindi. Ancak bazı belirtiler var. Bunlar erken yaşlarda gördüğümüz belirtiler. Bunların biraz üzerinde ben durmak istiyorum. Tabii, eğitim buyurun. Boyutuna geçmeden önce. Çünkü eğer erken yaşlarda bu belirtileri görebilirsek mutlaka bir çocuk psikiyatrına, çocuk nöroloğuna ya da psikiyatrına psikiyatriyle temasa geçmekte çok büyük önem var, fayda var. Biz 3 alanda otistik belirtileri görüyoruz. Çocuklar 3 farklı alanda zorluklar yaşıyorlar, problem yaşıyorlar. İlki sosyal ilişkilerde, Saltuk Bey'in de bahsettiği gibi göz temasının olmadığını fark ediyoruz bebeklik döneminde. İsmi seslenildiğinde tepki vermiyorlar. Ya da istedikleri şeyleri parmağıyla işaret edip göstermiyorlar. Oyuncaklarla oynamıyorlar ya da akranları oynarken onların oyunlarına ilgi göstermiyorlar. İkincisi iletişimde, dil ve iletişimde ciddi zorlukları var. En belirgin özellik konuşmada. Konuşma hiç olmuyor ya da çok geç başlıyor. Aynı zamanda konuşma daha sonra geldiğinde ise oldukça farklı. Bazı sözcükleri ilişkili olmayan ortamlarda tekrar tekrar söyleyebiliyorlar. Bir diğer problem ise ilgi ve davranış takıntılarında var. Otizmli çocukların çok hareketli olduğunu görüyoruz. Daha çok kendi bildiğince davrandıklarını, ileriye geriye sallanma, ellerini çırpma, etrafında dönme gibi çok garip hareketler yaptığını görüyoruz. Objeleri yan yana dizdiğini, onlarla işlevsel şekilde bir oyun kurgulamadığını görüyoruz. Aynı zamanda problem, öfke ve zarar verme gibi bazı durumlarda kendine ya da çevreye zarar verme gibi. Bu da çok ilginç. Problem davranışlar görüyoruz. Rutinlere çok bağlılar. Rutinlerini eğer bozarsanız ciddi problemler çıkarabildiklerini görüyoruz. Şimdi otizmin ilaçla tedavisi yok. Evet. En etkili tedavi erken, yoğun ve sürekli özel eğitim. Ancak bu şekilde otistik belirtileri yok edebiliyoruz ve çocuklara toplumsal diğer davranışları kazandırabiliyoruz. Evet, yani çok şey değiştiriyor sanıyorum değil mi? Erken eğitime başlamak, erken fark etmek ve erken eğitime başlamak. Diğer hastalıklarda olduğu gibi otizmde de, otizm bir gelişimsel yetersizlik olarak bakıyoruz biz eğitimciler. Erken teşhis çok önemli çünkü erken yaşlarda beyin çok esnek. Dolayısıyla oraya birçok beceriyi, davranış dağarcığını doldurabiliyorsunuz. Erken yaşlara fark ederseniz. Kaç yaşında başlıyor mesela hocam? 12 ay civarında fark edilebilen çocuklar var. Çünkü doğrudan çocuğun davranışlarını gözlemleyerek tanı koyabiliyorsunuz. Ve 2 ya da 3 yıl içinde eğer erken, iyi bir eğitim, davranış bilimine dayalı bir eğitim verebilirseniz, 2 ya da 3 yıl içinde normal çocukların gidebileceği bir anaokul, okul öncesi eğitim müfredatını takip edebilir düzeye getirebiliyorsunuz. Otizmli bir çocuğun hayatında çok çok önemli farklar yaratabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki bir erken çocuk, erken teşhis edildi dediğiniz gibi 12 aylıkken, bir de daha ileriki yaşlarda fark edildi. Ne kadar fark oluyor mesela? Nasıl ikisini karşılaştırırsanız nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Erken yaşlarda özellikle problem davranışlar alışkanlık haline dönüşmediği için, henüz alışkanlık haline dönüşmediği için onları değiştirmek, daha toplum, onların yerine alternatif davranışlar, toplumsal olan davranışları yerleştirmek daha kolay oluyor. İlerleyen yaşlarda tanı alan ve eğitime başlayan çocuklarda da ciddi ilerlemeler görünüyor.
Ancak normal bir okul müfredatını takip etme oranında oranın düştüğünü görüyoruz. Yani erken yaşlarda eğitim verdiğimizde normal çocuklarla birlikte aynı sınıfları paylaşabilen çocukların oranı daha yüksek iken ilerleyen yaşlarda bu oran düşüyor. Ama evet, tabii ki çocuklar ilerlemeler devam ediyor. Günlük yaşam becerilerini, diğer alanlar, sosyal becerilerini çocuklar öğrenmeye devam ediyorlar. Ancak normal bir sınıfa geçiş yapma şanslarında azalmalar oluyor. Diyebiliriz ki eğitim çok önemli otizmde, değil mi? Eğitim otizmde çok önemli. Eğitimle tedavi mümkün. Hocam evet, belki ilaçlara değinecek biraz sonra. Eğitimle otizmli bir çocuğun hayatında çok önemli farklar yaratabiliyoruz. Evet, bunu da buradan izleyicilerimize söyleyelim. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Cahit Badırhan Tokat'tan bizi arıyor. Merhabalar Cahit Bey. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hocalarıma bu ilgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Benim kızımda bir sorun var, Hayrun Nisa'da. Yalnız biz biraz geç farkına vardık, 5 yaşında farkına vardık. Çocukken öyle bir göz teması kurmama, hala bile göz teması kurmama gibi bir durum yok. Ama bazı davranışları uyuyor otizmli olarak. Biz Ankara'ya götürmüştük hastamızı. Her gün bu derslerin alınması mı lazım? Yoksa haftada 2 saattir bir otizm dersi veya rehabilitasyon yeterli olur mu hasta için? Bünyamin Hocam ne diyorsunuz? Aslında bu çok bizim karşımıza çıkan sorulardan biri ve aileler de çok haklı olarak bunları bize getiriyorlar. Saatten ziyade çocuğun eğitimden ne kadar yararlandığı çok önemli. Siz haftada 40 seans eğitim verirsiniz ama çocuk hiç yararlanamaz. Ama 2 seans eğitim verirsiniz, çok iyi yararlanabilir. Şimdi bilimsel olarak haftada 30 saat eğitim çok önemli. Ama bu 30 saat eğitim davranış bilimine dayalı bir eğitim. Birazdan bunu açıklayacağım, ne anlama geldiğini ve nasıl yapıldığını evet, burada anlatmak istiyorum. Eğer çocuk normal bir sınıf müfredatından yararlanabiliyorsa, akranlarını o ortamda taklit edebiliyor, onlarla iletişime geçebiliyor, öğretmenine dikkatini yöneltebiliyor, öğretmenin vermiş olduğu görevleri yerine getirebiliyorsa haftada 2 saat eğitim yeterli olabilir. Ama çok zorlanıyorsa normal sınıfta, diğer öğrencilerin öğrenmiş oldukları becerileri öğrenemiyorsa, sınıfta ciddi problemler, sorunlar çıkarıyorsa o zaman diğer özel eğitime daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Seansların daha fazla, daha yoğun verilmesi gerekiyor. Evet, bu arada arkadaşlarım uyardılar. Bir tweet mesajımız var. Diyor ki bir anne, ebeveynlerin ilgisizliğinden olabiliyor mu? Buna sebep oluyor mu? Evet, otizme sebep oluyor mu ebeveynlerin ilgisizliği? Yani hatayı kendimizde mi aramalıyız diyor bir izleyicimiz. Ne diyorsunuz hocam siz buna? Aslında birazdan daha geniş çaplı bahsedeceğiz neler yol açıyor diye ama izleyicimizin yani evet, sorusunu yanıtlamak açısından. Belki orada daha net konuşmak gerekir ama tabii ki suçlayıcı ve yargılayıcı olmamak lazım. Birinci kural bu. Çünkü orası bir çıkmaz sokak. Oradan bir yere girmek söz konusu değil. Bir. İkincisi, hayat bizim gördüğümüz denli basit değil. Gördüğümüzden çok daha karmaşık bir şey. Dolayısıyla bizim yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızın dışında çok daha bambaşka etkenler de var. İşte onu konuşuruz belki ama mesela otizm gibi özellikle erken bebeklik dönemindeki gelişimlerle ilgili bir sıkıntı, zorluklar da anne karnındaki süreçlerle başlar aslında. Bunun genetiksel altyapısından tutun, çevresel etkilere maruz kalma evet, biçimlerine kadar bir sürü karmaşık şeyler bununla var. Bununla ilgili bir takım haberler de var. Yani işte kalıcı ruj, işte kullanılan kozmetik malzemeler, vitaminler falan, hamilelik sürecinde çocuğun otizme işte bunu, sebep yani olduğu. Bunu çok böyle yapmamak lazım. Yani bir şeyi lanetleyip işte bu otizme yol açıyor falan gibi demek çok bence şey değil. Yani işi basite indirgemek olur ama çok inanılmaz karmaşık süreçler. Ama ben kabaca şöyle tarif edebilirim. Evet, yani, yeri gelmişken açalım bu konuyu o zaman. Neler sebep oluyor? Yani otizm aslında insan doğasına ait bir takım çok temel kendini koruma mekanizmaları aslında. Şimdi bebek küçük de anne karnından itibaren genetiksel altyapısı nedeniyle de kırılgan olabilir, başka bir sürü şey olabilir. Dış dünyanın uyaranlarına maruz kalmada başa çıkamıyorsa bu kendini koruma mekanizmalarını uygulamaya başlıyor çok yoğun bir biçimde ve bunlar giderek organizmamız. Evet, organizmamız çocuk, yani işte bunu anne karnında işte kullandığınız ruj, karbonhidrat, işte son haftaya kadar işte çalışmak, sürekli işte karnı burnunda otobüslere in bin git falan, yani halbuki mesela bebek biraz daha
kendi işte hani anneyle olan ilişkinin kurulması, ruhsal olarak bir ortam hazırlanması gibi, yani bir sürü şeyler gerekiyor. Ama hayat çok karmaşık, işte aile sorunları, karı koca, kaynana, gelin, şu bir sürü kavgalar, yani bütün gerilimler olduğu gibi bebeğe yansıyan şeyler. Bebek şimdi dolayısıyla baş edemeyeceği kadar yoğun duygusal, ruhsal, fiziksel, biyolojik bütün uyaranların içerisinde doğduğu zaman kendini koruyan mekanizmaları daha çok kullanmaya başlıyor. Çok kullanıyor, kullandıkça yerleşiyor. Yerleştikçe diğer mekanizmaların kullanılmasını engelliyor. Yani çocuk büyüyemiyor. Anladın mı? Hani siz bir süre sonra o bir kısır döngünün içerisinde kalmış oluyor ve kendi döngüsü içerisinde sürülüyor. O yüzden siz işte eğitime, terapiye, bir ilişki içerisine aldığınız zaman çocuk çiçek gibi açılmaya başlıyor. Yani siz onun dünyasını yeniden düzenleyip regüle ettiğiniz zaman. Çoğu çocuk için böyle. Dolayısıyla hayat çok karmaşık bir yer. Ve hani karmaşık, yani bizim kontrol edemediğimiz bir sürü faktörle dolu. Ama geri dönüşümsüz de değil. Hani tabii ki iz bırakıyor bir sürü şey ama geri dönüşümsüz de değil. O yüzden zararın neresinden dönsek kârdır. Ne kadar erken dönersek o kadar kârlıdır. Dolayısıyla hani kesinlikle. Biz o yüzden hani çok temel şeylere dikkat etmek lazım. Yani bebek kendi kendine büyümez. Hani hamile içinde de bir bebek var büyüyen ve o kendi kendine büyümüyor aslında. Dolayısıyla annenin hamilelikten itibaren kendine ve bebeğine ait dünyayı biraz dış dünyanın etkilerinden koruması gerekiyor. Değil fiziksel mi? Ve ruhsal olarak, yani her türlü. Ya işte son bir hikaye kendisine şey yapıp biraz dingin bir ruh hali yaratmak falan. Doğumdan sonra da öyle. Hani loğusalık olur bizde şeydir. Herkes doğuşur eve bilmem ne falan filan. Yani biraz sakinliğe ihtiyaç vardır, şudur budur. Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte çok yoğun besinler, bilmem işte kimyasallara maruz kalma gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Kesinlikle annelerimize de buradan bunu söylemiş olalım. Bu arada bir veterimiz var. Önce onu izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Güzel bana söyle badem. Man. Güzel badem söyle bana. Bana. Man. İnan hiçbir şey değilmiş. Diğer hayattaki dertlerin hiçbir tanesi. Asıl dert buradaymış ama hani verene yine de hamdolsun, yani şükürler olsun. İlk otizmle tanışmamız 2,5 yaşında, 2 yaşlarında falan anladık da işte o zamandan beri hanım anladı daha doğrusu. Biraz çocuk yaramazken benim hoşuma gidiyordu. İşte o zamandan baktık ki diğer çocuklardan biraz farklı bir çocuk. İşte o zaman bir nöroloğa gittik, o zaman öğrendik. Ya ilk belirtisi işte çok agresifti. Ne bileyim, her şeyi atıyordu, vuruyordu, kırıyordu. Öyle bir çocuktu işte. O araya, o zamana kadar biz işte ilk belirtisi yürümemesi, işte göz göze gelmemesi, işte ismine hitap etmemesi. Bunlardı. Şimdi nörolog bize dedi ki şey yapın. Eğitim verin bu çocuğa. Düzgün bir eğitim verin. Biz de tabii o hemen oradan alınca başladık. O gün eğitime başladık. Bu 4. kurumumuz. İşte biz buraya başladık. 2006 veya 7 yılıydı. 2008 yılında başladık işte. O zamandan beridir işte uğraşıyoruz. Yani eğitim her gün, hemen hemen işte 8 yıldır her gün bir okuldayız. Hiçbir şey yapamıyordu. Yani öyle söyleyeyim size. Bilinçli olarak yapabildiğimiz hiçbir şey yoktu. Artı davranış problemlerimizden, yani evden çıkamıyorduk. Evden buraya gelemiyorduk. İnanın yollarda artık öğretmenler oluyorduk. Öğretmenler gelip bizi yollardan buraya getiriyordu. O haldeydik. Hatta okula gireceğimiz zaman ben eşime dedim, bu okul bizi almaz. Bu çocuğu bu okul kabul etmez yani. Öyle bir ön yargıyla da geldik. Sonunda işte eğitimi almaya başladıkça çocuğun davranış problemleri %90-98 hatta bitti. Yani biz de öğrendik, biz de nasıl davranacağımızı biliyoruz. Şimdi artık yaşayabilir bir seviyedeyiz.
Tabii bizim eğitim saatimiz 24 saat. Sadece yani burada değil. Burada 1,5 saat biz öğreniyoruz. Evde bunları uyguluyoruz. İnanın bir yere geliyor çocuk. Ya mücadele ederseniz geliyor. Hayatımız o. Yani gecemiz, gündüzümüz inanın o. Ben çocuk olduğu zaman ya otizmin böyle bir şey olduğunu, yani böyle bir şeyin benim başıma gelebileceğini ve böyle bir şey ben hayatımda yani ne gördüm ne duydum. İnanın bana şok yani öyle bir şeydim. Şok olduk. Böyle bu kadar agresif, bu kadar yani bizim evde mesela cam yok. Bir gün gelip görürseniz camların hepsini kafasıyla kıran bir çocuktu yani öyle söyleyeyim size. Ya evde sağlam hiçbir eşya bulamazsınız. Ben inanın görmedim ve ilk bulduğumuz evden kovulduk. Çok ses yapıyor diye her gün şikayet ediyorlar. Hatta şu an baba evinde oturuyoruz yani aile apartmanı. Altta babam artık şikayetten şey oldu. Babam da dahi yani artık çünkü bir gün değil iki gün değil. Bu yani 7. senemiz evde. Ya işte alt komşu şikayetçi, yan komşu şikayetçi, arka taraftaki binadakiler şikayetçi. İnanın böyle. Hadi başlayalım o zaman ya. Bozkurt. Söyle A. A. Süper A. Söyle baba. Baba. Söyle baba. Baba. Ya, güzel baba. Söyle baba. Baba. Şimdi kişisel hayatımızı inanın çok etkiliyor da şöyle söyleyeyim. İnanın bu çocuktan önce, daha doğrusu otizmiyle tanıştığımız günden önce hayat çok güzeldi benim için. Ama inanın boş geçmiş. Yani hiç faydalı bir iş yapmamışız. Yani normal gerçekten faydalı bir iş yapmamışız. Hani yaşamışız sadece. Ama şimdi elinizde şöyle söyleyeyim boş bir kağıt var. İşte sanatçısınız, resim yapacaksınız. Bizim de elimizde öyle bir şey var. O yani şans olarak görüyorum ben şu an. Allah'ın bize verdiği bir şans. İşte ne verebilirsek, ne yapabilirsek bizim eserimiz olacak. İlk önce aslında benim eşim kabul etti. Ben biraz daha böyle işle güçle ilgilenirken fazla kulak ardı ediyordum. Ama tabii ki ne zaman ki biraz ilgilenmeye başladık işte hastaneye gidelim, doktora gidelim. Başlayınca baktık ki iş zamanla geçtikçe, yaş birazcık büyümeye başlayınca iş artık evde durulmayacak vaziyete geldi bizimkisi. Ondan sonra zaten işi gücü bıraktık. Yani bunu anladığımız gün iş güç bitti bizde. Her şeyi attık. Yani onları biz dert zannediyorduk önceden. İnanın hiçbir şey değilmiş. Diğer hayattaki dertlerin hiçbir tanesi. Asıl dert buradaymış ama hani verene yine de hamdolsun yani şükürler olsun. Evet, Bozkurt'un hikayesini dinledik. Ve şimdi Bozkurt'un babası yanımızda, stüdyomuzda Yücel Bey. Bir babasınız ve gerçekten fedakar bir babasınız. Nasıl oldu, bu süreç nasıl yaşadı? Gerçi veterimizde de bunu anlattınız ama ben aslında Bozkurt'un doğumuyla başlamak istiyorum. Çünkü Bozkurt tek çocuğunuz sizin, değil mi? Onun doğumu herhalde büyük bir sevinç yaratmıştır. Tabii. Sonra nasıl gelişti olaylar? Çocukluğu çok güzeldi. Rahatsız bir çocuk değildi bir yaşına kadar, yürüyene kadar. Bir yaşından sonra işte yürümeye başlayınca diğer çocuklardan yani aynı davranışları göstermiyor. Yani yaşlıklarından geri kalmaya başlıyor. İşte ismini söylüyorsunuz size hiç bakmıyor. Her şeyi döküp vurup kıran bir çocuk dönüştü. Ama bir yaşına kadar hakikaten çok rahattı. Biz hiçbir... Öfkeden mi vuruyordu? Ya işte bilmemezlikten, öfkeden. Bir de bizler tabii şimdi bu işleri bilmiyorduk. Müdahale edemiyorduk daha doğrusu çocuğa. Bir de işlerden güçlerden hakikaten başımızı alıp da kendimizi veremiyorduk. Eşime bırakmıştım da çocuğu. Şimdi cahiliz yani bilmiyoruz otizmle ilgili de bir şey. Kendi çabalarımız hani klasik çocuk yöntemleriyle uğraşıyorsunuz ama tabii biz burada bakın biz demin bir soru sormuştunuz işte 0-6 yaş eğitim çok önemli falan diye. Biz bu yaşı atladık yani. O zaman tabii biz bakın her 15 günde bir doktora gidiyorduk. Hani normal bir doktora işte kontrollerini yaptırıyordunuz. Tabii.
Biz bilmiyoruz. En azından bizi uyarmadı. Hani bir nöroloğa götürün çocuğu. Doktor da uyarmadı. Tabii nöroloğa götürün kardeşim. Bak bu çocuk şunu yapmıyor falan. Bizim işte eş dost dedi. Bak bu çocuk şu olabilir, bu olabilir. En son bir arkadaşım bana zorla nörologdan bir randevu aldı. Öyle gittik. Kaç yaşındaydı o zaman Bozkurt? İşte 2 yaşına geliyordu. İşte onu öğrendik. Dediler sizin durumunuz çok zor, çok kötü falan. Tabii ilk tepkimi söyledim size. Adam beni zor götürdü doktorun yanına. Doktora şey yapacaktım yani, o hale geldik. Peşinden de şeyler başlıyor. İşte kızgınlıklar, suçlamalar. Kabullenmek çok zor olsa gerek tabii değil mi? Tabii zaten o süreç insanı yıpratıyor. Önce kendinizi suçluyorsunuz, eşinizi suçluyorsunuz. Doktor suçlu, devlet suçlu, belediye suçlu, ulusal hükümet suçlu. İşte eğitime götürdüğünüz kurum suçlu. Herkes suçlu. Ben suçluyum. Ama çıkamıyorsunuz bir şeyin içinden. Yönlenemiyorsunuz da o zaman bugünkü kadar bu iletişim kanalları da açık değildi. Ne zaman ki işte ya inanın 6 yaşında biz Tohum Otizm Vakfı'na gittik. Peki kabullenmeniz nasıl oldu? Yani o öfke, o isyan sürecinden sonra kabullenmek nasıl oldu? Ya işte en son bakın artık çocuk hakkında karar vermekten ben yoruldum. Üzerimde o kadar ağırlık yapmaya başladı ki yani bir şey yapıyorsunuz iyi olmuyor. 3 ay sonra eşiniz geliyor diyor ki size işte ya bak sen oraya götürdün öyle oldu. E kardeşim sen götür sanki iyi bir yer var ben mi götürmedim? Ne kadar çaresiz hissediyor değil mi insan kendisini? Tabii ki. Şimdi ben hani şunu söyleyeyim. Bakın Tohum Otizm Vakfı'na girdik. 2009 yılıydı, 6 yaşındaydı. İnanın karar vermekten, bak benim üzerimdeki yükü aldılar. Karar vermiyorum artık çocukla ilgili. Hocam karar veriyor. Orada gördüğünüz öğretmenler karar veriyor. Beraber oturuyoruz. Ne yapacaksak bunun kararını veriyoruz. Doğru yere geldiğinizi orada anladınız tabii, herhalde. Tabii doğru. Orası bakın otizmli birey sahip olmuş bir aile için inanın çölde su bulmak gibi bir yer. Tohum Otizm Vakfı Türkiye'de. Benim zamanımdan bahsediyorum. Evet o zamanlar hani dediğiniz gibi medyada bu konuyla ilgili bu kadar çok yayın da yapılmıyordu. Bakın ben randevu aldığım şeyi söyleyeyim size. Mesela hastaneye gittik. İnanın 4 ay önceden gece 10'da gittim. 300. sırayı aldım İstanbul Üniversitesi'nden. 300. sırayı aldım sabah ve Ekim ayının işte 4'üne randevu alabilmek için. Gerçekten çok zorlu bir süreç yaşamışsınız. Bunlara tekrar geleceğiz ama önce bir reklam aramız var. Kısa bir reklamdan sonra tekrar stüdyomuzda olacağız. Nobresta kuuluu se palokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin. Nobresta kuuluu se palokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän. Otizmli çocuğun eğitiminde altın yıllar. 0 ile 6 yaş dönemi nasıl değerlendirilmeli? Bilinçli eğitim, otizmli çocuğun hayatında neleri değiştirir? Otizmli bir çocuğun ilerleyen yaşlarda normal bir hayat sürmesi mümkün mü? Az sonra. Evet, stüdyomuzdayız. Şimdi telefon attığımızdaki izleyicimizi daha fazla bekletmeyelim. Sedat Toper, Kars'tan arıyor bizi. Merhabalar Sedat Bey. Merhabalar, iyi günler hanımefendi. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir programı hazırladığınız için. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız bütün için. Bütün sorunlarımız hep aynı. Aşağı yukarı tabii otizm sabır isteyen bir yaklaşım hastalık. Burada en çok benim eşim tabii bu hususta çok zarar gördü. Hem hastalığı devam ediyor. Çünkü annelerin en çok çektiği bu çocuktan en büyük şeyini anneler çekiyor. Şimdi benim hocama sorum bizim Karaman'da rehabilitasyon merkezi yeterli değil. Bu bir gerçek bir şey. Oğlum 9 yaşında şu anda. Tuvalet sıkıntısı var. Yani tabii bunu hala bez kullanıyoruz. Bu büyük bir sorun. Tuvaleti yaptığı zaman bize haber veriyor. Konuşmasında da baba, abi, anne diyor. Onun dışında herhangi bir hışkırığı yok. Tabii belli bir takıntılar var. Televizyon takıntısı var. Müzik takıntısı var. Bu hocamdan bizim en büyük sorumuz olan şu tuvalet hususunda bize ne gibi bir öneride bulunabilir? Nasıl yardımcı olabilir? Bu hususta bir sorum olacaktı hocama. Evet hocam ne diyorsunuz? Tuvalet eğitimi tabii ki çok önemli. Özellikle erken yaşlarda kazandırılması gereken bir beceri. Şimdi biz eğitimde diğer
normal gelişen çocuklara verilen eğitimden daha farklı bir eğitim uyguluyoruz. Belki onun içeriğini tekrar birazdan tartışacağız. Eğitimde bir uyaran değil, o uyaranı ilave ek uyaranlar veriyoruz. Örneğin normal gelişen bir çocuğa yönergeler vererek bazı becerileri öğretebilirsiniz ama otizmli çocuğa yönergeler artı ilave başka uyaranlar da vermeniz gerekiyor. Örneğin ipuçları kullanmanız gerekiyor yönergelerle birlikte ve ödüller kullanmanız gerekiyor. Eğer çocuğun konuşması yoksa tabii ki bu yönergeler olabildiğince somutlaştırarak yani fotoğraflarla sunulması gerekiyor. 9 yaşında bir çocuk ve tuvalet becerisi yok ciddi anlamda yaşamını güçleştiriyor. Biz tuvalet eğitimine şu şekilde başlıyoruz. Önce bezleri kaldırıp bezleri alıştırma kilotlarıyla değiştiriyoruz. Daha sonra tuvaletin bir fotoğrafını çekiyoruz ve çocuğun çok kolay ulaşabileceği bir mekana, odasının kapısına olabilir ya da televizyonun köşesine olabilir. Çok ilginç bir yöntem. Evet. Evet. Daha sonra bir saat, çalar bir saati 15 dakikaya ya da yarım saate kuruyoruz. Bu çocuğun kazalarıyla ilgilidir. Eğer çok sık kaza yaparsa süre daha azdır. Ama daha gün içinde daha az kaza yaparsa süre daha uzundur. Örneğin 15 dakikaya kuruyoruz saati. Saat çaldığında gel bana tuvaletin olduğunu belirt anlamına geliyor bu. Hı hı. Eğer gelmiyorsa hemen ikinci uyarın yani ipucunu çocuğun elinden tutarak fotoğrafı alıp bize getirmesini sağlarız. Bize geldiğinde evet tuvaletin geldi hadi gidelim. Fotoğrafı gösterip çocuğu tuvalete götürürüz. Eğer tuvaleti kullanırsa onu ödüllendiririz diğer hı-hı. bir uyaran. Hı-hı. Ama tuvaleti kullanmazsa tekrar saati daha kısa bir süreye kurar. Bunu bu şekilde devam ettiririz. Kazaları azaldıkça süreyi arttırırız. Örneğin 15 dakikadan yarım saate yine kazalar azaldı. 1 saate 2 saate kadar devam eder. Ama çocuğun iletişimi yoksa tuvaleti geldiğini belirtmesi için fotoğraflar kullanmaya devam eder. Bu beceri çocuğun hayatı boyunca kullanabileceği bir beceri haline dönüşmüş olur. Bir iletişim aracı, bu becerisini ifade etmek için, bu gereksinimi ifade etmek için bir iletişim aracı kullanmayı öğretmiş oluruz. 9 yaşında bir çocuk tuvalet becerisi öğrenebilir mi? Evet, öğrenebilir. Evet, o da önemli. Önemli olan burada ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bunu sistematik bir şekilde uygulayıp çocuğu yönlendirirken bir değil birden fazla uyaran kullanmanız gerekiyor. Evet, bunlar çok önemli. Evet. Bu arada bir izleyicimiz daha var sanırım hattımızda. Tamam, şu anda daha sonra bağlayacak arkadaşlarım. Bu arada tweetlerimiz var. Hemen ben sormak istiyorum. Sorularımız var hocalarımıza. Asperger sendromu ile otizm arasındaki fark nedir diye soru sormuş Halil İbrahim Ceyhan. Şimdi otizmden bahsederken bunu çok geniş yelpazede yayılmış bir durum olduğunu söylemiştim. Şimdi bu yelpazenin bir tarafında ağır otizm durumu olurken işte konuşmayan, sürekli sallanan, ilişki kurmayan çocuk. Öbür tarafta da eski ismiyle normal otistikler dediğimiz dili kullanabilen, normal ilişkilerini sürdürebilen ama kendi içine kapanık veya işte sosyal beceriler açısından zayıf bir grup var. Buna da Asperger sendromu ismi veriliyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu yelpazenin toplumun genel işleyişine en yakın kısmına Asperger sendromu diyoruz. En uçtaki kısmına da otizm diyoruz. Evet, böyle açıklıyoruz diyorsunuz. Evet, yani aslında hani dolayısıyla çok yapısal bir farklılık değil. Ama gibi genel olarak tabii o eskiden şey olurdu, biraz daha değişti. Otizm 2,5 yaşında gelir, Asperger de ergenlikte gelirdi bize kliniğe. Çünkü ergenliğe kadar gayet zeki, akıllı çocuklar idare eder ama ergenlikte sosyal ilişkiler, işte karşı cins ilişkileri bilmem ne olduğunu, o zaman oradaki başlıyor. Sıkıntı ve zorlukla özellikle depresyona girerek gelirlerdi. Şimdi daha önceki durumlarda ele alarak mesela o durumu çocuğu ergenliğe ve hayatın geri kalanını hazırlamaya çalışıyoruz. Başka evet. biçimlerde de. Onun için ne kadar erken gelirlerse o kadar iyi, bunu tekrar yani, belirtelim. Evet. Bu arada bir baba Mehmet Naci Bey, 15 aylık oğlum var demiş, çok hareketli ancak yürümüyor. Bir yerlerden tutarak gidiyor. Çok inat. Bana ne önerirsiniz?
Hanginiz cevap vermek istersiniz hocam? Ben cevap vermek isterim eğer müsaadesi olursa Sağlık Bey'in. Tabii eğer yürümesinde biyolojik, fiziksel bir problem yoksa ve bazı çocuklar çok tembeldir. Çeşitli çevresel nedenler, faktörlerden dolayı yürüme gecikebilir. Bu durumlarda az önce özel eğitimde biz sadece yönergeler işe yarayabilir bazı çocuklarda ama bazılarına yaramaz. Yönergelere ilave ipuçları ve ödüller de kullanmanız gerekiyor. Ek farklı uyaranla birden fazla uyaran kullanmak. Bu çok önemli bir şey herhalde, değil mi? Ödül eğitimde. Kesinlikle çok önemli. Çünkü bizler ödüllendirilen davranışlar devam eder, artar, devam eder. Ama ödüllendirilmeyen, cezalandırılan ya da cezalandırılan davranışlar değil. Onlar da söner, devam etmez. Burada ödüllerden yararlanabilirler. Tabii yürüme egzersizleri başladığında, egzersiz diyeyim, çocuğu yönlendirebilirler. Elinden tutup bir ödüle götürebilirler. Fakat burada verilen destek çocuk başarılı oldukça aşamalı olarak geri çekilebilir. Hani onun elinden tutuyor musunuz, tam destek veriyor musunuz gibi yaparsın ama aslında öyle yapmazsınız. Aslında desteğiniz giderek daha hafiftir. Hatta elinden tutmuş olmanıza rağmen onu hiç desteklemezsiniz. Bu şekilde alıştırmalarla kazandırılabilir diye düşünüyorum yürüme davranışı. Evet, bir başka izleyicimiz 8 yaşında yeğeni varmış, Burak Balcı, ve hala konuşmadı. İleride konuşma şansı var mı yoksa çok mu geç diye sorar. Burak bir gecede konuşmayacak. Onu biliyoruz 8 yaşında. Çünkü konuşma Burak çok Bey, Burak Bey peki. Burak Bey'in Burak Bey'in yeğeni. Burak Bey'in yeğeni bir gecede konuşmayacak. Çünkü hiç 8 yaşına gelmiş ve henüz hiç sözcük yoksa birkaç günde konuşmayı kazandıramazsınız. Bu uzun bir süreçtir. Sistematik takım uygulamaları yapmayı gerektirir. Uzman desteğine ihtiyacı olabilir ailenin. Konuşma 9 ay civarında gelişiyor. İlk sözcükler gelmeye başlıyor. Normal gelişen bir çocuk 2,5 yaşında herkesin anlayabileceği iki sözcüklerden oluşan cümleler kurabiliyor. Ama burada baktığımızda 8 yaşında. Konuşma her yaşta gelişiyor. Ben konuşmasının gelişebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bir uzun bir süreci alabilir. Evet. Ben şimdi bir katkıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Özellikle Kars'tan arayan izleyicimizle ilgili. Şimdi ben 15 yıl önce ihtisasa başladığım zaman işte tohum gibi hocamızın kurduğu kuruluşlar gibi hiçbir şey yoktu yani. Hani hiç sadece eğitime bile yönlendireceğimiz yer çok sınırlıydı. Zaten bu konuda ihtisas yapmış bir eğitim kurumu ya da kuruluş herhangi bir şey yoktu. Ama şunu ben pratik olarak gözleyip şey yaptığımı düşünüyorum. Sonra pratikte de şimdi hani şehir dışı gelen hastalarında çalışırken de onu şey yapıyorum. Bu bir ilişki ve iletişim problemi. O zaman asıl olan şey bir kere ilişki. Şimdi hocaların yaptığı programda çok çarpıcı ve önemli bir şey var. Neredeyse her gün görüyorlar. Yani çok yoğun bir ilişkiye ile sarıyorlar çocuğu ve aileyi. Şimdi temel tedavinin aslı buna dayanıyor aslında. Anladın mı? Evet, şimdi biz özü bu. Özü bu. Yani dolayısıyla biz evet hani haftada iki gün özel eğitim merkezi orada şey yapıyor ama aile elinden geldiğince bunu farklı biçimlerde geliştirebilirse, işte genç insanları devreye sokarak şunları hani biz bir takım farklı şeylerle ve ne kadar yoğun ilişkiler dünyası içerisinde çocuğu kapsayıp aileyi kapsayıp ele alabilirsek çocuğun gelişimine o kadar faydamız olur. Anladın mı? Hani dolayısıyla da asıl zaten hani durum muhteşem bir şey yani haftada 5 gün bir çocuğu ele alıp onu bir yere getirmek zaten onu kazanmak tür, değil mi? Ne kadar zaten bu tür ağır ruhsal sorunlardaki temel şey bu zaten. Hani tek çıkış yolu bu. O kurumsal çalışma ve bu tür bir şeyler. Yani bunu dediğim gibi böyle bir kurumsal hizmetten yoksunsa örneğin işte şey dışında bunu mümkün mertebe farklı yerlerde işte rehberlik araştırmaları, öğretmen, özellikle ne bileyim işte bir lise öğrencisini tutup haftada 2-3 gün getirip onunla birlikte oyun oynatmak bile aslında. Hani otistik bir çocuğun gelişimi için çok çok güzel, faydalı bir şeydir çok faydalı. Yani. Şimdi ben Yücel Bey'e birazdan yine söz vereceğim. Bozkurt'un yaşadığı süreci, ailenin yaşadığı süreci çok merak ediyoruz ama yine hattımızda bir izleyicimiz var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba. Evet, seni dinliyoruz. Benim yaşım doğumum var. Otizm hastası. Durmadan kendi kendini sallanıyor. İstediği yapılmadığı zaman çenesine vuruyor. Ne yapabilirim?
Hocam ne diyorsunuz? Şimdi kaç yaşında olduğu önemli. Kaç yaşında? 7 yaşında. 7 yaşında. Şimdi tabii bazı davranışları düzeltmek uzmanlık ister. Dolayısıyla bir uzman desteği, bir özel eğitimciden destek almalarında yarar var. Belki sistematik şekilde bir planlanmış bir eğitimi uygulamaya gereksinim olabilir burada. Çünkü stereotipik dediğimiz bu tip davranışlara müdahale ettiğinizde huysuzlanmalarda ağlamalar ortaya çıkar, itirazlar ortaya çıkar, öfkeler ortaya çıkabilir. Bu durumda aile daha da zor durumda kalabilir. O yüzden bir uzman, özel eğitim uzmanıyla, bir rehabilitasyon merkezi, bir özel eğitim okuluyla irtifata geçip bu tip davranışlar için belki eğitim programları istenebilir, gözlem yapılabilir, benzer şekilde ev ortamında uygulanabilir. Benim tavsiye edebileceğim bu olur. Bunlar da çok önemli şeyler kesinlikle. Ben de bir katkıda bulunayım. Özellikle bu saldırgan davranışlarla ilgili. Genelde şimdi demin konuşmanın başında otizmin gelişimiyle ilgili bir şey söyledim. Hani dış dünyada baş edilemez uyaranlar dünyasına karşı geliştirilmiş bir koruma diye. Şimdi bu koruma tabii küçük yaştan itibaren olduğu için özellikle otistik çocuğun dış dünyadan gelen duygusal, fiziksel, kimyasal bütün uyaranlarla baş etme mekanizmaları yeterince gelişmiyor. Mutlaka o yüzden de çok fazla uyarana maruz kaldım. Örneğin yani o gün bir gün vardır ve otistik çocuk evdedir. Yani kadınlar gelmiş o akşam uyumaz mesela. Ya da işte ertesi gün saldırganlaşır. Çünkü o uyaranlar dünyasını şey yapamaz. İçerisinde işleyemez ve dış dünyayı olduğu gibi boşaltır. Saldırgan davranışların çoğu da bu tür ruhsal veya bir takım çevresel faktörlerin çok yoğun yaşandığı dönemlerde ortaya çıkarlar. Bu tür düzenlemeler örneğin işte aileyle yapılacak küçük düzenlemeler, çocuğun beslenme, uyku ve yaşam düzeniyle ilgili yapılacak düzenlemeler gözle görülür bir biçimde bu tür saldırgan davranış. Yani çocuğun işleyemediği enerjiyi dışarı atmasıyla ilgili ciddi bir fayda sağlar diye düşünüyorum çok pratik olarak. Evet. Yücel Bey'e dönmek istiyorum, Bozkurt'un babasına. Yaşadığınız süreci anlattınız biraz önce, reklamlardan önce. Bu süreçten sonra eğitime başladı Bozkurt. Eğitime başlamak Bozkurt'un hayatında neleri değiştirdi, sizin hayatınızda neleri değişti, neler değişti hayatınızda? Şimdi hayatımızda inanın yeniden bir hayata başladık. İkinci bir hayatı yaşıyoruz şu an. Çok samimi söylüyorum. Şimdi Bünyamin Bey burada oturuyor. Böyle güzel güzel oturuyor ama şimdi bakın biz neyle çalıştığımızı söyleyeyim size. Öğrenmeyen çocuk yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır diyen bir adamın kurumunda şu an ders alıyoruz. Çocuğunuzun ilerlememe şansı yok girdiğiniz zaman. Yani biz 70-80 yani aşağı düşmedi her sene %70-80 muhakkak her şeyi ilerliyoruz. Bakın şu benim işte yıllık bireyselleştirilmiş eğitim planım BEP. Burada 13 tane modül var, tamam mı? 13 ders. Şimdi ben cuma günü bunu aldım elime. Şurada baktım matematik becerileri modülü var. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü benim çocuğum inanın o okula getirdiğim zaman getiremiyordum. Yani her şeyi ağlayarak, her şeyi vurarak, kırarak. O halde bir çocuk. Yani sınıfa sokup ben inanın 2 sene rehabilitasyon merkezlerine gittim. 2 sene ağladı. Sınıfa soktuk, ağladı, çıktık eve gittik. Sınıfa soktuk, ağladık, çıktık eve gittik. Şimdi burada kendileri gerçekten muhteşem bir iş başarıyorlar. Farkında değiller veya bilmiyorum bize ne verdiklerinin farkında değiller belki de. Çok ciddi söylüyorum ama yani. Artı bir de burada yeri gelmişken öğretmenlerim var benim orada. Onlara da buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ünver Bey, Koray Bey ve formatörlerime. Zaten kendilerine saygımız her zaman sonsuz. Şimdi eğitimle bakın şu benim diplomam. İnanın çocuğu bırakın. Şunu bu çocuğu onu yani bir şeyler yapabilir. Sonuca gelmedik. Daha biz yolun hala başındayız. Ama şu benim diplomam. Yani 13 tane modülü bu çocuğa 1,5 saatte verip çocuğu çalıştırıp bunları da geçirip üstüne üstüne koyup gitmek bile benim için hayaldi yani. İnanın hayalden öte bir şeydi bunlar. Ne kadar mutlu olmuşsunuzdur tahmin yani edebiliyorum. Diyorum size dün inanın uyuyamadım yani tüylerim diken diken oldu bunu okuyunca. Şimdi eğitimde ben birkaç şöyle şey söylemek istiyorum. Yani ben şu sözü duymuştum. Küçük şeyleri çözen derler sistemin sahibi olurmuş. Şimdi bu küçük şeyleri otizmde de çözmenin ana yöntem eğitim. Yani daha bir sürü yan yollar var ama ana yöntem eğitim. Eğitim sabır gerektiren bir konu.
Çünkü inanın böyle nakış işler gibi işiyorlar. Böyle siz oradaki aşamaları bilmiyorsunuz veya izlediniz mi bilmiyorum. Her şeyi böyle iğneyle kuyu kazıyorlar. Her şey planlı. Yani temel iyileştirici bütünü oluşturuyoruz önce. Diğer yerlerde bunları bulamıyoruz. O bütünü oluşturduktan sonra zaten o hedefe doğru gidiliyor. Bir de eğitim çocukların semptomlarını azaltır, donanımını çoğaltıyor. Benim mesela çocuğumun şu an davranış problemi denen şeyi unutmak üzereyiz. Yani bakın 24 saatin 20 saati ağlayan bir çocuğu, vuran, kıran bir çocuktan şu an ben dua ederdim. Acaba benim çocuğumla bir gün okula yani ağlamadan gidip ağlamadan eve dönebilecek miyiz dua ederdim. Yolda bütün bildiğim duaları ederek gidip gelirdim. Artık taksi paraları vermekten şey ama oldu. Sizi de çok değiştirmiş sanki. Hani diyorsunuz ya ilk yıllarda işe güce daldım. Tabii. Farkında değilim ama şimdi ne kadar ilgili, ne kadar onunla birlikte aynı heyecanı paylaşıyorsunuz. Siz de bir şekilde eğitime katılıyorsunuz. Zaten onu söylemek istiyordum. Anne babayı ne yapıp edip bu hocalarım eğitimde eğitimcinin partneri yapmak zorundalar. Anne babalar bu işin içine girmezlerse inanın başarı çok az. Şimdi bakın benim çocuğum sınıfta 1,5 saat öğretmenle sorunsuz çalışıyor. Ben giriyorum alıyorum kapıdan çıkıyoruz başlıyoruz bizim kıyametimiz başlıyor. Kardeşim orada yapmasının bana bir faydası yok ki. Benimle de bunu yapması gerekiyor. Annesiyle de yapması gerekiyor. Her yerde bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa çocuğu bırakalım derste tamam ders gayet güzel ama aldık dışarıda. Bu bütün olunca bir anlamlı. Tabii ki. Şimdi bir de aileler yani hedef belirlemeli. Yani nerede ne problem varsa oraya doğru gitmek zorundalar. Yoksa hepsini bir anda yapma şansımız yok. Zaten evet. Hiçbirimizin yok. Peki hocam siz ne diyorsunuz? Bozkurt'u siz evet. En başından itibaren tanıyorsunuz. 2 yaşında tespit edilmiş aslında durum anlaşılmış evet. Ama hani 9 yaşında mı demiştiniz? 6 yaşında başladınız. Bir 4 yıl geçti. Kayıp değil mi? Bize bu 4 yıl önce olsaydı kim bilir neler değişirdi herhalde Bozkurt'un altında. Ben bir ekleme yapayım kusura bakmasınız hocam. Buyurun. Biz ulaşamadık. Böyle bir yerde biz rehabilitasyon merkezlerine gittik. Boş haber, bırakmadık. Haberiniz olmadı belki değil mi? Haberim de vardı giremedik. Çok dolulardı. Müsait değildi evet, şey. Kapasiteniz var bizim. Evet. Değil mi? Bir de o var. Onu da öğrenelim. İşte ulaşamadık. Yani bizi işte bu, şu an aileleri teşhisi verdiğiniz zaman direkt eğitimlere yönlendirmemiz lazım. Yani devlet olarak artık nasıl oluyorsa bu iş. Direkt bu beyefendilere gerçekten göndermek lazım. Bu arada bir mail gelmiş Tohum Derneği'nin İç Anadolu'da yeri var mıdır diye bir izleyicimiz sorar. Şu anda sadece İstanbul'da var. Sadece Tohum İstanbul'da. Özel Tohum eğitim okulu İstanbul'da var sadece. Bana aslında eğitim ben biraz daha burada açmak istiyorum. Biz eğitimciler olarak otizm nedir buradan evet, başlayıp sonra evet. Bir çocuğu nasıl alıyoruz? Bozkurt evet. Üzerinden de örnekler vererek bu ilerlemek isterim. Bizler eğitimci olarak otizmi biyolojik temelleri olan ancak fiziksel ve sosyal çevreyle etkileşimler yoluyla değiştirilebilir davranış yetersizlikleri ve aşırılıkları sendrom olarak görüyoruz. Bir davranış bilimi olan uygulamalı davranış analizini kullanıyoruz eğitimde. Bu çok önemli çünkü uygulamalı davranış analizle verdiğiniz eğitim çok geçerli, çok bilimsel, çok etkili. Her eğitim yöntemi değil. Hatta 10 yıl öncesine kadar neyi başaramıyorsak artık başardıklarımızda gurur duyuyoruz. Uygulama davranış analiziyle çok kapsamlı bir eğitim verebiliyoruz ve olumlu etkilerini de görebiliyoruz. Biz uygulamalı davranış analiziyle otizmli bir çocuğa çok çeşitli ortamlarda kullanabileceği beceriler kazandırıyoruz. Aynı zamanda toplumsal açıdan kabul edilmeyen davranışlara alternatif olacak davranışları öğretiyor ve bunları kullanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle yetersizlikleri ve aşırılıkları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi uygulamalı davranış analizinde Bozkurt'ta olduk. Bozkurt'u gördünüz. Hı hı. Görünüş açısından diğer çocuklardan bir farkı yok. Onlar gibi görünüyor ama davranışları çok farklıydı bize geldiğinde. Örneğin kendisini yere atıyor, ağlıyor, hiç söz dinlemiyor, konuşamıyor. Etrafındaki olaylar, objelerle, insanlarla ilgilenmiyordu. Eğitimde çok farklı durumlarda biz Bozkurt'u gözlemledik ve kayıt tuttuk. Bu kayıtların sonucunda hedef olarak tanımladığımız, kazandırmayı planladığımız davranışlar seçtik. İşte bu davranışları öğretirken az önce de belirtmiştim.
birden fazla uyaran kullanıyorsunuz. Normal gelişen çocuklara tek uyaranla, örneğin sözel yönergelerle davranışları öğretebilirken otizmli bir çocukta uygulamalı davranış analiziyle öğretim vererek birden fazla uyaranlar kullanıyorsunuz. Sözel yönergeler artı ipuçları, bu ipuçları sesli bir ses kaydı olabilir, bir yazı olabilir, fotoğraflar olabilir. Artı ödüller kullanıyorsunuz. Çocuğun ilgi duyduğu şeyleri belirliyorsunuz. Bunlara ödüller diyoruz. Başlarda örnek vermek istersek, eğer bozkurta buraya gel yönergesi verdiğimizde, normal gelişen bir çocuk belki bunu yapar ama bir bozkurta bunu yaptığımızda hiç bizi dinlemiyordu. Buraya geldi. İletişim kurmak zor. Evet. Hiç aldırış etmiyordu. Onun için hiçbir anlamı yoktu böyle bir yönergenin. Hemen ardından kibarca onu tutup kendimize yaklaştırdık. Ve başarılı oldukça bu yardımı geri çektik. Aynı zamanda yönlendirdiğimizde değer verdiği şeyleri ona sunduk. Bunlar genelde ödüllerdi. Çok hoşlandığı yiyecekten bir parça, çok sevdiği oyunla ilgilenmesi, onu gıdıklamak, onunla güreşmek belki, onu heyecanlandırmak gibi. Dikkatini çekecek şeyler. Evet. Zamanla bozkurtun dikkati bize yöneldi. Bizim yaptığımız yönlendirmelere değer verdi ve daha fazla beceride başarılı olmaya başladı. En başta biz taklit etme becerilerini öğretmeye çalıştık bozkurta. Çünkü otizmde taklit bir yetersizlik. Taklit edemedikleri için kendi kendilerini öğrenemiyorlar. Eğer biz bunu başarabilirsek, onlara başkalarını taklit etmeyi öğretebilirsek, bu bir sözel bir davranış olabilir, motor bir davranış olabilir. Eğer bunu başarabilirsek, bir süre sonra bozkurt kendi kendine de başkalarını gözlemleyip öğrenebilecek. Dolayısıyla taklit becerilerini geliştirmeye çalıştık. Başta motor taklit becerilerini öğretmeye çalıştık çünkü onları yapmak daha kolay. Motor taklit yapabileceği bir yönerge verdiğimizde yapmıyoruz, hemen onu yönlendiriyorduk. Evet. Daha sonra dil becerilerini, sözel taklit becerilerini öğrettik. Biz model olduğumuzda, bizim model olduğumuz sözcüğü tekrar ettiğinde onu ödüllendirdik. Ve bizim olduğumuz modellere değer vermeye başladı. Böylelikle sözel davranışları da ilerledi. Bunun dışında dışarıda toplumsal ortamlarda sadece Tohum Vakfı Okulu'nda eğitim sınıfın içinde devam etmez. Toplum temelli bir müfredatı vardır. Çocuğun eğitimi toplumun içinde de devam eder. Biz aileyi doğrudan içeriye alırız. Hı hı. Ziyaretçileri içeriye aile alırız. Aile de çok önemli. Bunlar sosyal etkileşimlerini geliştirmek için fırsatlardır. Evet, ne kadar çocuklar önemli. Çocuklar açısından. Merhaba, hoş geldin, senin adın ne gibi sorulara tepki vermeyi öğretiriz. Ya da bu soruları ya da bu etkileşimleri başlatmaları için onları yönlendiririz. Dolayısıyla biz hep toplumla iç içeyiz. Evet. Tabii ailelerle işbirliği yapabildiğimiz müddetçe başarılı olabiliyoruz. Değil mi? Ne kadar önemli bu bir konu. Çok önemlidir. Bu en önemli şey herhalde. Eğer aileyi yakalayamazsak, onlarla olumlu ilişkiler geliştiremezsek ve onların bize güvenmezlerse, bizim yaptığımız eğitime inanmazlarsa, eğer ki bunu şöyle yapabiliyoruz, eğer çocuğa beceri kazandırabilirsek inanıyorlar. Eğer inandırabilirsek aile bizimle işbirliği yapıyor ve gelişmeler çok daha hızlı oluyor. Evet. O durumlarda çok daha ilerleyen yaşlarda çocuğun sadece bir takım akademik davranışlarını, sosyal davranışlarını değil, aynı zamanda toplumsal, diğer toplumsal davranışlarını, konuşma becerilerini de düzeltebiliyoruz. Aile anahtar. Anahtar aile diyorsunuz. Anahtar aile. Hocam şimdi aile demişken hattımızda uzun süredir bekleyen bir izleyicimiz var. Onu bekletmeden hemen alalım çünkü çok kısa bir zamanımız kaldı. Sevil Hanım merhabalar. Sevil Kaynar Pınar Malatya'dan arıyor. Merhabalar. Öncelikle bu programı yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum size. Biz teşekkür ederiz. Şimdi benim yeğenim otistik tanısı konuldu. Yeğenim öncelikle 1,5 yaşına kadar herhangi bir sorun yoktu. Hatta bizimle konuşuyordu da hani abla, teyze, işte baba diyordu. 1,5 yaşına, 2,5 yaşına kadar herhalde bu sürede otistik tanısı işte hani o arada biz bunu fark edemedik. 2,5 yaşında tekrardan otistik tanısı konuldu. O günden sonra biz çeşitli işte doktorlara, rehabilitasyonlara gittik. Fakat çok fazla ilerlediğini düşünmüyoruz. Ve çocuk ablamın yanındaydı öncelikle. Daha sonra biz ablamdan çocuğu aldık ve annemlerin yanında şu an. Biz ilgileniyoruz çocukla çünkü ablama karşı hırçınlık gösteriyordu. Ablasına, abisine, babasına karşı hırçınlık gösteriyordu. Annemin yanında durdu. Annemle birlikte durduğundan beri şu an 2 aydır annemle birlikte. Onunla birlikte daha sakinleşmeye başladı.
Öncelikle bizim yaptığımız bu tavır yanlış mı onu sormak istiyorum. Çünkü hani belki çocuk anne babasından ayrıldığı için de herhangi bir bunalıma gidebilir mi? Herhangi bir psikolojik sorun yaşayabilir mi? Bunu merak ediyorum. Ya da hani annesinden ayrılmak gerçekten iyi gelmiş midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bununla birlikte çocukta biz mesela etkili olması için bir tane köpek aldık. Köpekten bazı duyguları öğrenebileceğini düşünmüştük. Hani onunla birlikte sevgisiyle, oynamasıyla birlikte belki daha çok değişir diye düşündük. Bunların faydası var mıdır? Evet. Bir de tuvalet gelişimi vardı. Tuvalet gelişimiyle de ilgili mesela çocuk susadığı zaman bize su şişesini alıp getiriyor. Biz bunu öğretmeye çalışıyoruz. Tuvalete geldiği zaman da elinden tutup tuvalete götürmesini çalışıyoruz. Bizi bıraktık. Hatta bununla birlikte alıştırma kilotlarını da bıraktık artık. Evet. Herhangi bir test takmıştık. Evet. Bunları kullanıyoruz. Evet. Neler yapabiliriz? Size bunu söyleyebilirseniz. Evet. Hemen Saltık hocamıza dönelim. Hocam ne diyorsunuz? Kısaca hemen cevap verelim. Ben kısaca bu gelen tweetleri de takip ettim. Onlarla birleştirerek şey yapacağım. Evet, işte kreşe göndermeyi falan gibi. Çünkü hepsi ortak bir yere geliyor. Bütün ruhsal bozukluklarda genelde öyledir ama ağır ruhsal bozukluklarda temel olan 3 katmanda tedaviyi sağlamaktır. 3 katman nedir? Birincisi biyolojik katman, bedenimiz. İkincisi ruhsal katman, yani ruhumuz. Yani duygularımız ve iç dünyamızda dış dünya arasındaki sınırı belirleyen unsur. Üçüncüsü de sosyal ortam, yani zihnimiz, işte eğitilebilir yanımız ve içinde bulunduğumuz aile ortamı. Bütün bunlarla, bu katmanlarla aynı anda çalışmazsak özellikle ağır ruhsal sorunların işin içinden çıkmak mümkün değil. O yüzden de mutlaka bunları bütünleyecek bir takım yaklaşımlar gerekiyor. Bunun için de bir, mutlaka bir psikiyatristin özellikle bu ağır durumları bir şemsiye görevi görerek kapsaması ve hani organize etmesi gerekiyor. Mutlaka bir çocuk psikiyatrının, bir otistik çocuğun bütün bu alanlarla ilgili tedavi süreçlerini entegre edecek bir yerde bulunması gerekiyor. İki, çocukla ilgili yapılan çalışmalar bir tarafa, şimdi demin telefondaki şeydi çok tipik örnek. Engelli çocuk, özellikle ruhsal ve zihinsel engelli çocuk aile içinde bir kara delik oluyor ve ailenin enerjisini almaya başlıyor. Ve içinden çıkılamaz bir karanlık çukurun içerisinde de o sürüklenmeye başlıyorlar. Bu hem çocuğun gelişimi hem ailenin işlevselliği açısından çok olumsuz şeyler yapıyor. İşte anne baba çalışamaz hale geliyor. Diğer çocuk varsa ortalarda büyüyor falan filan. Bütün enerji ruhsal şey alıyor. Şimdi, evet, her iki tarafa da zarar veriyor. Evet, ayırmak süreç geçici olarak o durumu rahatlattığı için çocukta düzelmeye sağlamış ama uzun vadede yapılması gereken şey bu düzeni devam ettirmek değil. Aileyle çocuğun tekrar bütünleşmesi ve ailenin ruhsal akışının sadece engelli birey üzerinden değil ya da işte otistik birey üzerinden değil, daha üretken alanlarda daha birlikte yapılacağı bir durum sağlamak lazım. Bu da tabii ki aileyle olan ruhsal çalışmalarla ancak sağlanabilecek bir şey. Yani otizm tedavisinde şunu yapmak çok anlamsız. Siz çocuğu bırakın, biz eğitim verelim, siz işinize bakın diye bir şey yok. Yani mutlaka ailenin kendi çevresiyle olan ilişkilerini regüle etmek, onları tekrar hayata döndürmek, kendi öznel yaşantılarını yaşayabilecekleri bir ortamlar sağlamak. Bunlar sadece şey değil, yani genel baktığınızda toplum üretkenliği açısından da çok önemli. Bu vakadaki temel şey de o. Dolayısıyla evet, hani geçici olarak iyi bir çözüm ama şey değil. Dolayısıyla demin söylediğim bu özellikle şehir dışı vakalarla da ilgili şey, küçük çocuklarla da işte haftada iki gün rehabilitasyon yeterli oluyor mu? Olmaz tabii ki. Çünkü iki haftada iki gün çocuğa götürüp eğitim verdiğinin tek başına bir anlamı yok. Mutlaka işte kreşe göndermek, kreşteki psikologla, öğretmenlerle çalışmak, haftada beş gün işte tohumda olduğu gibi ilişkiler dünyasının içerisinde bulunmak gerekiyor ve sadece çocuğun değil, çocuğun ve ailenin o ilişkiler dünyası içerisine, evet, yani topluma entegre edilmesi her gerekiyor. Her şey buradan geçiyor. Eğitim ve ailenin de bu eğitimin bir parçası sadece olması. Sadece eğitim değil, yani ilişkiler dünyası içerisinde var, evet, olmak. Hepimiz gibi biz konuşuyoruz, evet, ilişki yapıyoruz. İnsanlara iyi gelen şey, iyileştiren şey bu aslında. Evet. Anladın mı? Dolayısıyla evet, bu olmazsa çok, ne kadar eğitim verirsin, ne yaparsınız yapın, yani boşuna su dökmüş oluyorsunuz yani. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir sohbet oldu. Değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya yayında olmayacağız. Bir sonraki hafta önce çocuğumda tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
balakan tahti jalakani pohki kutkutti. Ie van äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellet haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkuttu kuttappu ja kutkutti. Ie van äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin.